Selam hanımlar beyler, Demet Huri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. Bugün Erzurum yöresine ait kesmeli aş yapacağım. Onun malzemelerini tanıtayım. Burada bir su bardağı yeşil mercimek, reyhan bir yemek kaşığı, yok bir tatlı kaşığı pardon. Bir tatlı kaşığı silme değil de az bir şey tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber. Çorbası için bu. Bir de hamur şeyimiz var. İki hamurumuz var. Bir kesmesi için, bir de üzerine kızı için. Kesme hamuru için 2 bardak unumuz var burada. Bir yumurta. Biraz da su. Kız iğne de göstereceğim. Kız iğne de bir yumurtayla, yumurtanın üstüne 6 kadar un yapacağım. Onu da öyle göstereceğim. Önce mercimeği koyalım, haşlansın. Kara suyu falan gitsin. Şöyle çevireyim. Tencereyi ayıklamıştım, yıkayayım. Bizim çarşamalı bir sorba oluyor ama güzel oluyor. Mercimeği, işte soğanı, her ikide üstüne soğan, bir başka soğanımız var. Soğanı da almayı unutmuşum. Alalım üzerine, işte dediğim gibi haşlayalım, kara suyu çıksın. Bir başta kuru soğan alayım. Soğanı da unutmuşuz bu arada. Şimdi şey buraya alayım siz yine hamuru yoğururken. Her zamanki gibi eller yine yıkanacak, yıkanıyor. Görünüyor değil mi? Bir yumurtayı kıracağız. Yumurta kırdım, el yine yıkansın. Ve tuz atalım. 1,5 yemek kaşığı da tuz hamuruna. Malzeme görünmüyor diye kızıyor yiyenlerim de. Ne yapayım, böyle çekebiliyorum, kameramanım işte. Suyu çok koydum. Evet, suyu çok koyduğum için un şeyi de arttı. İşte dediğim gibi göz kararı yaptığım için ya 2 yumak yapacaktım. Neyse, şey yaparım birazdan da tatar böreği keserim. Evet hanımlar beyler, 2 bardak un oldu, 5 bardak un. İyice yoğuracağız ki güzel kesilsin, açılsın. Biraz sert oluyor, mantı hamuru işte. Bundan mantı da olur. Böyle masa dökmesi, masa kırık. Evet.
Birazını da tatar böreği keserim. Boş mantı. Bizim orada tatar böreği derler her zaman da. Ben bunu iyice hasırlayayım. Yani yoğurayım. Sonra açarken görüşürüz. Evet hanımlar beyler. Hamurumuz iyice yoğruldu, hasırlandı. Şimdi yumaklanmaya geldi. İki yumak yapayım dedim ama suyu birden devirince maalesef çok oldu. Bildiğiniz mantı hamuru gibi işte. Şimdi ben bu ikisini kesmayışı keseceğim. İkisini de tatar böreği. Hepsi de kesmayışı olur aslında. Kurutursun. Sonra pişirirsin. Nasıl yapmak isterseniz işte. Belli olmaz. Belki hepsini keserim. Belki tatar böreği keserim. Boş mantı yani. Herkes farklı diyor. Biz kesmelaş diyoruz. Bazı yöreler sakala çarpan diyorlar. Kesme aşı diyorlar. Kesme çorbası diyorlar. Her yöre farklı diyor. Biraz böyle dinlensin açarken de. Evet hanımlar beyler, hamurumuz dinlendi. Açalım şöyle. Merdane ile de böyle açabilirsiniz. Sonra oklavayla geri açmak için oklavaya dönebilirsiniz. Bunu da Ramazan'a kesip kurutabilirsiniz. Ramazan'da hazır elinize geçer. Kendinize bir ana yemek olur. Yanına bir şey yapmaya gerek yok. Böyle serip kurutup öyle de kesebilirsiniz zamanınız varsa. Zamanınız yoksa bol unlayıp öyle de kesebilirsiniz. Kimisi saçta pişirip kesiyor ama öyle sevmiyorum ben. Tadı olmuyor öyle. Erişte, makarna pişirip kesiyorlar ya, ben kurutup kesmeyi tercih ederim. Evet.
getir sana. Şimdi bol unlayıp kesmeye geldi sıra. Bunun için tahta kullanacağım. Masa örtüsü kesilmesin diye. Şöyle. Mesela köyde uzun uzun keserdik. Orijinali böyle uzun uzun. Ama ben burada uzun yenmesi zor oluyor diye bir de böyle ortadan kesiyorum. Öyle kesiyorum. Mesela tencere kapak var. Onunki daha uzun. Çubuk makarna gibi yapmıştı geçen. Unaş çorbası yapmıştı. Böyle. İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz incelikte. Sonra ben bunu eleyeceğim. Pişirirken unu gidecek. Dediğim gibi kurutursanız yufkayı, zamanınız varsa kurutursanız daha böyle kıtır kıtır kesiliyor. Unlamaya gerek olmuyor. O kadar. Şimdi ben bu kestiğim bir yumak, hani beze diyorlar, közü diyorlar. Biz yumak diyoruz. Bir çorba oluyor yani. Bir çorbalık. Şunu da keseyim. Böyle de kesebilirsiniz. Üst üste koymayıp yani. Her türlü kesilir. Bolunladınız mı yapışma olmuyor. Mesela Erzurum'da böyle eder keserdiler. Ben öyle edince elimi kesiyorum. Rahmetli annem öyle keserdi yenge. Görünüyor değil mi? Tripodla bir türlü anlaşamadık. Kameramanım da işe gidiyor. Aşağıya eğiyorum, yere düşüyor telefon. Yukarı kaldırıyorum, görünmüyor. Öyle idare edin beni. Şimdi bu bir çorbalık oldu. Şey yapalım, bunu pişirelim. Evet hanımlar beyler, şimdi bunu gece aldım, eleyeceğim. Fazla unumu. Şimdi bu bir çorbalık oldu. Böyle gitti unu bakın.
buraya çıktı. Bu arada da soğan doğrarken elimi kestim. Şimdi sizi yine şeye doğru alacağım. Ocağa doğru. Soğanı doğradım. Üzerine dökeceğiz. Soğan burada kavrulurken mercimeği haşladım, suyunu kara suyunu döktüm, bir daha su aldım, kaynını. Sevgili hanımlar, beyler. Soğan kavrulurken su da kaynasın burada. Biz bu arada şey yapalım. Kızık. Kızıyı yapalım üzerine. Onu da kızartacağız. Yine aşağıya aldım sizi. Bunun için yine bir yumurta. Eller. Bir çay kaşığı da tuz. Aldığı kadar un. Suyu niye getirdim mi? Suyla yoğurmayacağız. Kızıyı yapacağız. Şimdi ben sola elimle yoğurduğum için elimi de kestim. Bundan yoğuracağım. Nasıl yoğurabilecek miyim bilmiyorum. Hamur az ama bakalım. Sağ elimle yoğuramıyorum ben. Bir yumurtanın içine aldığı kadar işte un ölçü. Ya bu ölçü işi benim. Herhalde bir bardak gider yani. Bir bardak un diyelim. Gider, evet, bir bardak gider. Tabii yumurtanızın büyük ve de küçüklüğüne bağlı. Elim kanıyor bu arada. Gibi şeyler, tarifler de aşaması çok olduğu için uzun oluyor. Uzun da olsun istemiyorum. Sıkılmanızı istemiyorum. Yine böyle burada hasırlayalım. Soğanımız da kavruluyor. Ay, sağ elimle yapamıyorum. Acemi gibi. Baksana. Yakışmıyor bile. Sol elle yoğurduğum için. Anam, beceremiyorum vallahi. Siz de sağ elle yapıyorsunuzdur, sol elle yapamıyorsunuzdur. Tabii benim gibi solaklar vardır da. Evet, hanımlar, beyler, şimdi yine alayım sizi buraya. Gördüğünüz gibi yağımız kavruldu.
Görünüyor mu bilmiyorum. Bir de görüntüsü. Görünüyor galiba. Evet. Şimdi bunun içine bu baharatları katacağım. Bir yarım çay bardağı zeytinyağı ile kavurdum. Sonra da tereyağı koyacağım. Tereyağını dediğim gibi en son koyuyorum ki yanmasın, vitamini gitmesin diye. Bir yemek biber, pul biber, tuz. Bunu böylece atıyoruz çorbamızın üzerine. Karıştırıyoruz. Bu kaynaya dursun. Biz kızıyını keselim. Kızı yine buraya alalım. Çok dolandırıyorum sizi ama kusura bakmayın. Açarız. Hanımlar beyler, sıra kızıyı kesmeye geldi. Şöyle yoğuracağız, yuvarlayacağız pardon. Şöyle. Yumurtalı hamur olduğu için zor şey oluyor. Bunu tavada yağda kızartıp çorbanın üzerine dökeceğiz. Yenge yapardılar, annem rahmetli yenge. Biz en çok bunları yerdik. O yüzden çok yapardılar. Kızıklarını seçerdik. Ne kadar küçük kesilirse o kadar iyi çünkü kabarıyor. Bundan da mesela çok yapıp kızartıp dondurucuya atıyorum. Bu çorbayı yaparken çıkarıp atıyorum üzerine. Kestikten sonra üzerine kızarırken göstereyim, uzun oldu. Evet hanımlar beyler, kızıyımız hazır. Şimdi beraberce tavaya dökelim. Yine size alayım buraya.
Dönüyor galiba. Biraz zeytinyağı koydum. Yarım çay bardağından biraz fazla. Kızılınızı döktüm tavaya. Kızarana kadar karıştıracağız bunu. Çorbamız da burada kaynıyor. Kısık ateşte. Kızın üstüne pişti yani. Kızı üstüne dökeceğiz. Tamam olacak. Kızımız da kızarsın. Kabarmaya başladı. Yani koyacağınız yağı ayarlıyorsunuz hani. Şimdi buraya koyduğunuz yağ, bunu kızarttığınız yağ, onu siz kendiniz ayarlıyorsunuz, ona göre yemeğiniz fazla yağlı olmuyor. Geçen de mesela keteme dediler yağsız olmuş. Ben içine kattığım yağı hamuruna, içine kavurduğum unun yağını yufkanın arasına kattığım yağ hesaplayıp öyle yapıyorum. Yok yalan oldu, yok yağsız oldu diye yorumlar geldi, telefonlar geldi ama yalan da olmadı, yağsız da olmadı. Gayet güzel oldu. Ve 4-5 gün oldu yapalı, hala soruyorlar. Evdekiler Cansu, Cansu'ya da götürdüğüm için. Kete hala var mı diyor Cansu evdekiler. Yok bitti dedim. Unum yok. Un alayım yapıp dondurucuya atacağım kete. Bakın kabarıyor. Kızıklar. Uzun olmasın. Kızardıktan sonra çorbaya katarken de. Evet hanımlar beyler, kızımız kızardı. Şimdi çorbamızın üzerine dökmeye geldi sıra. Cos diyecek, cos. Ve kesme çorbamız hazır. Şimdi sıra servise geldi. Kışın yenilen en güzel çorbalardan biri. Bol kızıklı, mercimekli kesme çorbamız hazır. Evet hanımlar beyler. Çorbamız hazır. Evet hanımlar beyler, bu gibi bakın duman üstünde. Evet hanımlar beyler, bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.